10 Ekim 2015 gar katliamında oğlunuzu kaybettiniz ve kaybettiğiniz günden bu yana bu olayın takipçisisiniz aynı zamanda. Antalya listesinden de Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olarak gösterildiniz. Yani bu şu anlama mı geliyor? Milletvekili oluşunuz mücadelenin de bir yani orada devam edeceği anlamına mı geliyor? Gerçekte bu mücadele 7 yıldır devam eden bir mücadele. Avukatlarımızla, biz aileler, kamuoyu, Ankara ve gerçekten Türkiye kamuoyu da bence bizim takip etmemizle birlikte, canlı tutmamızla birlikte, belki olayın üst boyuta sahiplenmemizle birlikte, yani Türkiye kamuoyu da bence bunun takipçisi oldu ve tabii başta biz aileler olarak barış isteyen çocuklarımızın insanca yaşayacak ve insanca yaşayacak bir ülkede barış içinde yaşamak için gittikleri mitingde çok haklı bir taleple gittikleri mitingde katledilmeleri Ankara'da bizde emek barış demokrasi güçleri de bunu gerçekten takip için yüzlerce avukatıyla adliye saraylarına doldurduk, basın açıklamaları yaptık. Bütün mitinglerde 10 Ekim gar katliamını en önlerde taşıdık. Bunlar da tabii, bunlar da birisi de benim oğlum, sizin sorduğunuz gibi. Korkmaz'ın ailesi olarak biz de o barış mitingindeydik. Ailece oradaydı, kızlarım, eşim, ben, yakınlarım, hepimiz oradaydık. Yani ama işte Korkmaz ve 104 insan gitti. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda hem partimiz hem de gerçekten Emek Özgürlük İttifakı'ndaki Yeşil Sol Parti, Emek Partisi, diğer partiler bu mecliste katliamların hesabının sorulması gereken ailelere de çok önem verdiler. İşte Soma katliamında Gülsüm, Gar katliamında ben, daha birçok arkadaşımız gerçekten burada temsilen hem hesap sorma hem bu adaletin yerine gelmesi için mecliste de sesimizi duyurmak için gerçekten bizi aday gösterdiler. Anlayışları doğrultusunda aday gösterdiler. Tabii ki bizden önce giden arkadaşlarımız da, bizimle giden arkadaşlarımız da bu katliamların hesabını sorar, bu sistemde hesabını sorar ama tabii ki anneler, babalar, eşleri bu konuda daha duyarlı olduğu için bizi de böyle bir şeye gösterdiler. Biz sadece kendi çocuklarımız için değil, sadece ben 104 insan değil, aynı zamanda Türkiye'de o kadar çok adaletsizlik var ki bir anne olarak söylüyorum. İşte Şen Yaşar ailesi, Emine Şen Yaşar. Yani haksız yere körü körüne öldürülen çocuğu, eşi bir katliama kurban gittiler. Aynı zamanda hala çocuğu da cezaevinde, öbürleri serbest bırakıldı. Bu ne kadar büyük bir adaletsizlik. Düşünün bir kere yani. Biz bütün bunların da yani o kürsüde, mecliste adalet arayışımız devam edecek. Keza Soma, Suruç, yani 7 Kasım, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki o katliamlar, hepsinin katilleri ortada olmasına rağmen ellerini kollarını sallayarak bu işe yön veren, kitlere yol veren, onların gelmesine göz yuman, yani kontağı açmayan Sağlık Bakanlığı, müdahale etmeyen İçişleri Bakanlığı, duyup da söylemeyen o dönemin başbakanı, bütün bunlar da hesap sormak için, deyim yerindeyse, hem hesap sormak hem de adalet davamızı sürdüreceğiz.